Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golben.com ve Kayseri Dönüm Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. 11 Şubat 2024 Fener'in maçı var ve Fenerbahçe'miz bugün 25. hafta maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u konuk edecek inşallah. Hatta kazanacağımız maçın öncesinde zaten canlı yayında buluşuruz. İçinizde doğan isteği bir skor tahmini falan var mı? Varsa buyurun arkadaşlar. Ayrıca kanaldaki sıkıntı halen sürüyor. Videolar izlenmiyor, beğeni atılıyor, beğeniyi saymıyor, abonelere bildirim gitmiyor, yorumlar siliniyor, bir çeşit bir şey oluyor ama anlamadım. Ha şunu da söyleyeyim. Transfer sezonu bittiği için artık sadece adamlar kaldı. Hani adamlar kaldığı için arkadaşlar, diğerleri gittiği için yani gidenler giderken her türlü pisliği de yapmış olabilir. Başkaları başka pislik de yapmış olabilir. İsteyen istediği pisliği yapsın. Biz buradayız. Taraftarlarımızla, kardeşlerimizle biz buradayız arkadaşlar. Hani lütfen ve lütfen sizlerden ricamız olabildiğince beğeni atmanız, yorum yapmanız. İsmail Kartal'ın zor kararı. Bir tarafta 20 golle takımın en skorer ismi Edin Dzeko. Diğer tarafta her 71 dakikaya bir gol sığdırmayı başaran Michy Batshuayi. İsmail Kartal Alanya karşısında kimi 11'de oynatacağına henüz karar veremedi diyor. Verdi. Yani en çok zorlanacağı taraf bu olacak gibi gözüküyor diyor. Yo değil. Fenerbahçe'de yapılan transferler sonrasında İsmail Kartal'ın ne yapacağı merak konusu. Şimdi bugünkü maçta açıkçası Ciku, Çağlar, Söyüncü hemen hemen herkesin garantisi değil mi arkadaşlar? Ciku, Çağlar, Söyüncü. Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu da bence garanti. Onun dışında hani Livakovic de garanti. Açıkçası. İsmail Yüksek bence banko. Krunic bence banko. Szymański bence banko. Hani ne derseniz deyin. Tadic baktığın zaman Kent'in zaten lisansı çıkarılmadı diye biliyorum. Yani resmi açıklama yapılana kadar bir şey söyleyemem ama çıkarılmadı Kent'in lisansı. Ancak Kent'in lisansı Avrupa lisansı çıkarıldı. İlginçtir arkadaşlar. Konferans ligi kadrolarında yer alıp lig kadrosunda yer almayacak. Enteresan bilgiyi de vereyim. Yoksa oyuncu bizi UEFA'ya şikayet etmekle tehdit etti ve UEFA'daki danıştığımız kişiler de sıkıntı yaşarsınız dedi. Zaten UEFA listesine yazıldığı için arkadaşlar listede de duruyor. Takımla sezon sonuna kadar idmanlara çıkacak. Neyse ben fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yani Tadic ilk 11 garanti gibi. Sağ kanatta bence Cengiz Ünder garanti. Hani İrfan Can kupa maçında oynadığı için bence Cengiz'i idareli kullanıp Cengiz'i bugün oynatacak gibi geliyor. Forvet de Dzeko ile başlayacak gibi geliyor arkadaşlar. Yani ilk 11'imiz bu şekilde gibi. Yani biri inişte biri çıkışta diyor. Ligde son 5 maçta ne gol atabildi ne asist yapabildi Dzeko. Dün ben Galatasaray canlı yayında da söyledim. Rakibin forveti son 11 maçta sadece 2 gol atmış. Onu da penaltıdan atmış ikisini birden. 2 tane de asist yapmış. O 2 asisti çık son 9 maçta sadece 2 golü var o da penaltıdan. Penaltı olmasa golü de yok. Ama bir Allah'ın kulu da lan bu niye oynuyor? Niye oynatılıyor demiyor. Sahada yürüyor. Yani maç şeylerine puanlamasına falan bakıyorsun. Rezalet. Ama bizim taraftarlar Galatasaraylıların o kadar etkisinde kalıyor ki parmağında oynatıyor Galatasaraylılar bizimkileri. Haberleri yok. O kadar uyanıklar ki. Otele para veriyorlar ayakta uyuyup. Şimdi 16 golle gol kralı. Totalde 20 golü var. Michy Batshuayi de hem ligde hem kupada peş peşe goller atıyor. 30 yaşındaki oyuncu 29 maçta oynadı. Süre olarak daha düşük. 17 gole ulaştı. Bizim iyi tarafımız şu. Dzeko Batshuayi çok güzel dönüşümlü oynuyor. Asıl bizim odaklanmamız gereken şey şu. Tadic'in yedeği kim? Ben size asıl soruyu burada soruyorum. Tadic'in yedeği kim arkadaşlar? Bana bundan bahsedin. Şimdi Joshua King sakat bildiğim kadarıyla. Yani Fenerbahçe'de eksikler diyeyim herhalde çıkacaktır. Şimdi, Joshua King sakat. Bir ayak bileğinde burkulma yaşadı. Mesela şurada bir bakayım. Luan Perez zaten malum. Osayi Samuel milli takımda. Fred'inki belli. Bekao'nun antrenman eksiği var. Joshua King'inki de açıkçası belli. Hani ne zaman döneceği belli değil ama kaçıracak. Yani Fenerbahçe'nin bugün 5 tane eksiği var. Luan Perez'i saymıyorum. Bu arada Batshuayi ve Ciku sarı kart ceza sınırındalar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani her iki oyuncu da sarı kart görürse
Bir sonraki maçta cezalı durumdalar. Bir sonraki maçımızı inanın bilmiyorum. Şimdi bakayım arkadaşlar. Rize Spor deplasmanı 17 Şubat Cumartesi günü. İnanın bilmiyordum. Samimi söyleyeyim bilmiyordum. Ve bugünkü maçta durum bu. Şimdi İsmail Kartal'dan savunmaya kanat uyarısı diyor. Alanyaspor'u analiz etmiş ve kritik maç öncesinde yapılan idmanda İsmail Kartal öğrencilere nerede oynayacaklarını, rakip hücum aksiyonları konusunda bilgi vermiş, nasıl oynamaları gerektiğini de anlatmış. Efecan Karayazı'yı sahte forvet olarak son haftalarda kullandıklarını, kanat oyuncularını merkeze doğru yönlendirerek rakip savunmanın dengesini bozmaya çalıştıklarını anlatmış. İletişim halinde olursanız sorun yaşamazsınız. Stoper ve beklerin maç sırasında sürekli iletişim halinde olmaları, rakibin kanat oyuncuları stoper bek arasına girerek markajdan kurtulmaya tehlikeli olmaya çalışıyorlar. İletişim halinde olun diyor. Ayrıca kademelerde de çok dikkatli olmanız gerekiyor. Yerini kaybeden birinin boşluğunu hemen doldurmalıyız diyor. Aynı zamanda arkadaşlar son haftalarda Alanyaspor'un formsuz olmasına rağmen oyun anlamında kötü olmadığına vurgu yapıyor. Karşımızda atağa hızlı çıkan bir rakip olacak. Kaptırdığımız topları süratle ceza sahamıza taşıyabilirler. Bu nedenle top kayıpları konusunda dikkatli davranmalıyız diyor. Ben şunu söyleyeyim. Şimdi Alanyaspor'un ligdeki durumu falan filan hiçbir şey umurumda değil. Fenerbahçe evinde oynayacak. Alanyaspor eğer Galatasaray'ın rakipleri gibi olan Fenerbahçe bizim için bir maç şey değil. Ölçüt değil. Biz 27 puandayız. Aşağının hemen üstündeyiz. Yani Pendik 26 arkadaşlar 17. sırada. Ya ben Alanyaspor'un yerinde olsam derim ki ulan Fenerbahçe benim için ölçü maçı değil. Bak arkadaşlar bir de şunu unutmayın. Fenerbahçe maçına asılan takımlar bir sonraki maçta yamuluyorlar. Yamuluyorlar arkadaşlar, yamuluyorlar. Sebebi şu, Fenerbahçe'ye karşı o kadar efor sarf ediyorlar ki bir sonraki maça dermanları kalmıyor. Bak İstanbulspor Gaziantep maçı bugün saat 14'te İstanbul kazanacak. Çünkü Gaziantep kupada bile bize aslan kesildi. Büyük salaklık etti. Ve ben söylüyorum İstanbulspor kesin kazanacak bu maçı. Ya ben öyle düşünüyorum. Ve 14 puana yükselecek. Puanı silinmese İstanbul'un 17 puanda olacaktı. Yani garip. 17 puanda olup birçok takıma da korku verecekti. O kadar da kötü bir takım değil. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben Alanya'nın yerinde olsam dediğim gibi arkadaşlar Fenerbahçe maçına çok asılmam. Çünkü benim rakibim Fenerbahçe değil derim. Evimdeki maçlara odaklanırım. Ve Samsun, Pendik, Gaziantep, Konya, İstanbul hatta Karagümrük, Kayseri gibi puan sıralamasında bana yakın takımlara karşı daha dirayetli davranırdım. Ama tabii bunu Fenerbahçe'ye karşı yapınca, şike Galatasaray'a karşı yapınca gerçekler oluyor. Şimdi Fred'in ağrısı kalmadı arkadaşlar. Ben size maç öncesi müjde de vereyim. İsmail Kartal'ın maç öncesinde ciddi sıkıntısı ne? Ceko Batshuayi. Tadiç'in yedeğinin olmaması ciddi sıkıntı. Bak bu maçta mesela Tadiç'in yedeği yok arkadaşlar. Kuracağımız kadro ilk 11 ve yedekler çok enteresan olacak. Onu da söyleyeyim. Ama tabii Cengiz de, İrfan da hangisi oynarsa oynasın Fenerbahçe'de hepsi görevinin hakkını yerine getirebilecek isimler. Ve şöyle bir de bir durum var. Yani zorda kalırsan sol kanatta, sol açıkta Ferdi'yi çekip Osterwolde'yi sol bek oynatabilirsin bu maçta. Bu maç üzerinde söylüyorum yanlış anlaşılmasın. Zayt, Mert Hakan, Şimanski diyor. Kent'in lisansı çıkarılmadı diye biliyorum. Bakacağız zaten. Kadroda yer almayacaklarını herkes anlar. Hani Joshua King'in ayak bileğindeki sakatlık uzun sürmeyecek diye biliyorum ama onu da göreceğiz. Serdar Dursun bu arada 3. forvet olarak takımda yer aldığı için hani Batshuayi'nin yiyeceği sarı kartta da çok endişelenmiyorum açıkçası. Şimdi Fred'in ağrısının olmadığı durumunun iyiye gittiği bildirildi. Bireysel çalışmalara başlamıştı. Koşulara başlamıştı arkadaşlar. Kasımpaşa maçıyla dönmesini bekliyoruz. Fred'in olduğu 21 maçın sakatlandığı maç hariç hepsinde kazandık. Sakatlandığı maçta da biliyorsunuz puan kaybı yaşadık. Berabere bitirdik. Fenerbahçe'de Bekao için acele yok. Bir diğer sakat oyuncumuz da Bekao biliyorsunuz. Sakatlıktan döndü. Ancak acele yok. Ben şunu söyleyeyim. Ciku sarı kartını yediği anda cezalı duruma düştüğü anda acele edilebilir. Şimdi İsmail Kartal Bekao'nun dönüşü konusunda aceleci davranmıyor ki haklı da. Tam hazır olmasını bekliyor. Bir daha sakatlığını nüksetmemesini bekliyor. Ve tamamen hazır hale gelmesini bekliyor. Arkadaşlar mantık olarak doğru değil mi? Ben size şunu söyleyeyim. Bekao bugün kadroda yer alacak diye biliyorum. Duyumlarım bu şekilde. Ciku Çağlar Söyüncü oynayacak. Bekao kadroda. Serdar Aziz kadroda. Bonucci kadroda olmayabilir. Ben size bir sürpriz söyleyeyim ama Bonucci'yi de
Oynatmasak da kadroya alırız. 3. Yedek kaleci İrfan Can 4. Mert Müldür oynayacak. Ferdi oynayacak. Osterwold de 5 yedek olarak. İsmail Kurunic oynayacağı için Mert Hakan Zayt 6-7. Cengiz Öner, İrfan Can yedek 8. Batshuayi 9. Serdar Dursun 10. 10 tane yedekle çıkacağız. 17'yi de söyleyeyim. Luan Perez kararı Fenerbahçe'den. Şimdi herkes Fenerbahçe'deki herkes şeye odaklandıydı. Kanat oyuncu şey. 6 numaramız yok. Bizim orta sahamızda sıkıntı var diye. Şimdi bak. Joshua King sakatlandı. Kanat sıkıntı. Ama bunlar dediğim gibi aşılabilir. Şimdi lisansı çıkarılmadı Luan Perez'in. Biliyorsunuz sakatlığından dolayı. Ve yönetim yeni bir karar aldı diyor. Nedir? Ocak ayında birçok isimle yollarını ayırdı. Lincoln Henrique gitti. Bu arada Lincoln'un da maçlarını çok merak ediyorum. Onu da söyleyeyim. Yani ikinci yarıda lisansı çıkarılacak. Marsilya'dan 5 milyon 230 bin euroya almıştık ama şans. Mesela Galatasaray'da Sakaboue'yi tarihi bir paraya gönderdi Real şey Bayern Münih'e. Ama Bayern Münih rezil oldu. Leverkusen'den fark yedi. Hani Bundesliga puan durumu desem herhalde Bundesliga'da ciddi bir yara aldı. 3-0 gibi bir, net bir skorla kaybetti. Ve Leverkusen'den 5 fark yemiş oldu. Yenilgisiz Leverkusen. Bayern Münih'in 5 puan önünde 21. haftaya girdi. Ki 34. haftada ligleri bitiyor arkadaşlar. 13 maç ve 5 puan öndeler. Bayer Leverkusen Münih'in önündeler ve Münih 3. yenilgisini almış oldu. Böyle bir şeylik var. Fenerbahçe'ye gizli servet 17,5 milyon euro. Şimdi ben Lincoln Henrique'yi konuşmuşken bu haberi konuşmazsam da olmaz. Önemli hamleler yapıldı kritik isimlerle. Bir nevi yollar ayrıldı. Ancak kritik isimlerden 17,5 milyon euro gelebilir. Bakın Crespo 1, Lincoln Henrique 2, Samet Akaydın 3, Emre Mor 4, Umut Nayır 5, Bartu Elmas 6. 6 tane oyuncu kiraya verildi. Ve Fenerbahçe'nin kiralık verdiği oyuncu sayısı 18'miş arkadaşlar. Hiç duydunuz mu bunu? Hiç tahmin edebilir miydiniz? Sorsaydım herhalde 3 derdiniz, 5 derdiniz. Hocam gidenleri biliyoruz yani. Şöyle böyle falan filan diye 5 derdiniz. Garip. Şimdi bazıları kontenjan açmak, bazıları gidip oynamak için, bazıları da geri gelmek amacıyla gittiler. Ve Fenerbahçe kiralama bedelleriyle de aslında gelir elde etti. Şimdi Lincoln Henrique. Eğer satılırsa 6 milyon euro. Crespo satılırsa 4 milyon euro 10. Samet Akaydın giderse yani satılırsa 14'e çıktı. João Pedro sezon başında kiralanmıştı 3,5 milyon euro. O da giderse 17,5 milyon euro. Ve bütün opsiyonlar devreye girerse 17,5 milyon euro olacak arkadaşlar. Bartu opsiyonsuz geri dönecek. Umut Nayır geri dönecek. Emre Mor geri dönecek arkadaşlar. Şimdi keşke 17,5 milyon euro artı 3 futbolcu geri dönse. Yani 17,5 milyon euro ve 3 futbolcu diyeyim. Bak. Şimdi 17,5 milyon euro artı 3. Neyse Serdar Dursun da yuvaya geri döndü. Bonucci geldi. Kurunic geldi. Çağlar Söyüncü geldi. Zaten bunlar bilinenler. Ve Serdar Dursun da kiralık olarak sezon sonuna kadar geldi. Euro 2024 öncesinde Umut Nayır düzenli bir takıma, yani düzenli oyuncu takıma gitmek istedi. Gitti. Dzeko Batshuayi zaten malum. Serdar Dursun bu arada arkadaşlar Fenerbahçe'de 64 maça çıkmış yani. 64 maçın tamamında oynamamış. Süre bazında yaklaşık 30 maçta falan oynamış. 19 gol kaydetmiş. Bence fena değil ya. Hani çok da yerin dibine sokacağımız gibi değil. Bu arada Kocaelispor'da forma giyen Emir Ortakaya da Southampton'ın direkt listesinde bilginiz olsun. Bizim kiralık oyuncularımız bile listede. Bak Emir Ortakaya kiralık. Bora Aydınlık kiralık. Onun dışında mesela Omar Faiyet, Jorginho gibi isimler kiralık. Emre Demir kiralık. Hani aklıma gelenleri söyleyeyim. Ertuğrul Çetin var kaleci Gençlerbirliği'nde kiralık. Ümraniye'ye şeyi gönderdik. Thiago Çukur'u gönderdik. Kişiyi daha gönderdik de sanki. Neyse aklıma geldikçe söylerim. Şimdi Fenerbahçe'de yeni hedef bonservis gelir rekoru. Sezon başında 56,3 milyon euroluk oyuncu satıldı. Kış transfer döneminde Ferdi'ye inanılmaz teklif geldi. İsmail Yüksek'e inanılmaz teklif geldi. Şimanski'ye ve Osterwold'e inanılmaz teklifler geldi ve hepsi reddedildi.
Yani Fenerbahçe bu 4 futbolcuya gelen teklifi devre arasında kabul etseydi 60 milyon eurodan fazla bir gelir elde edebilirdi. Bak elde edebilirdi. Ancak kabul etmedi. Yazın 56,3. Ancak yazın ne olacağı belli olmaz. Hani şu gitti bugün. Fenerbahçe'de hedef 100 milyon euro diyor. Bakın Ferdi. Allah şahidim Fenerbahçe şampiyon olsun. Ferdi'yi 40'tan aşağı sattırmam. Fenerbahçe yönetiminde 40'tan aşağı okutmaz diye düşünüyorum. Şimanski. Son haftalarda size göre düşüşte ama Avrupa piyasasına göre düşüşte değil. Avrupa piyasasına göre aynı devam ediyor. Bu Şimanski de 35'ten 40'tan aşağı gitmez ben söyleyeyim. Hadi 30 diyelim. Ferdi'ye de 30 diyelim. Şimanski'ye de 30 diyelim. İsmail Yüksek. İsmail'in aynısından biz 25'ten aşağı bulamayız. Ben onu söyleyeyim. Bak 30-60-85. Osterwolde'nin menajeri bile 25'ten aşağı satmam diyorsa yani 4 futbolcudan 110 milyon euro falan şey yapıyoruz. Düşünün bak. Beklenti var. Mario Branco esneme yapmadı. Futbolcuları göndermedi. 100 milyon euroya ben bu futbolcuları en az 100 milyon euroya 4'ünü de gönderirim diyor. Şimdi biz yüzü beğenmiyoruz. Biz Ferdi için 30'a 40'a şöyle böyle mırın kırın ediyoruz da geçeceksin bunu. Gerçekten geçeceksin. Arkadaşlar Omar Fayet kiralık 1. Ertuğrul Çetin 2. Çağatay Kurukalp var 3. Jorginho 4. Yiğit Efe Demir 5. Yusuf Kocatürk 6. Arda Çağdaş 7. Crespo 8, Cao Pedro 9, Lincoln Henrique 10, Samet Akaydın 11, Emre Mor 12. Açtım listeyi. Emre Demir 13, Umut Nayir 14, Burak Kapacak 15, Emir Ortakaya 16, Bartu Elmaz 17, Thiago Çukur 18. 18. 18 futbolcusu kiralık bir takımdan bahsediyoruz. Hadi bakalım inşallah hepsi de gelişimini tamamlar. Şimdi Fenerbahçe'nin eğer bunlar böyle olursa eli güçlenecek. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Biz 17,5 milyon eurodan bahsediyoruz ama haksızlık ediyoruz. Bak Emir Ortakaya çok ciddi gelişim gösterdi. Açık ve net söylüyorum Fenerbahçe'nin şu tandeminde inşallah Samet Akaydın satın alırlar. Bekao Ciku'dan birini inşallah yüksek bedelle okuturuz. Bak Bonucci bir sezon daha oturur. Karakterli bir oyuncu ben niye oynamıyorum falan demez. Serdar Aziz muhtemelen yollar ayrılır. Bonucci 1. Emir Ortakaya 2. Omar Fayet geliyor 3. Bekao'ya da Ciku. Bekao'yu gönderip Ciku'yu tutarsan 4. Bak. Ciku. Bonucci. Omar Fayet. Emir Ortakaya. Çağlar'ın da bir şekilde bonservisini alırsak 5 stoper yeter. Bekao'yu sat. İyi paraya satabilirsem. Samet Akaydın'ın inşallah opsiyonunu kullanırlar. Serdar Aziz'in zaten sözleşmesine bir yıllık kalıyor. Avrupa şey Arap Yarımadası'na okut. Bitti sorun çözüldü. Livakovic'e İrfan Can bayağı götürür zaten. Ferdi Osterwolde, Osayi Mert Müldür. 4 futbolcunun 4'ü de takipte. Ben açık söyleyeyim. 4 futbolcunun 4'ü de gidebilir. Biz şimdiden yerlerini doldurmalıyız. Ve arkadaşlar transfer sezonu bitti. Farkındayım. Ama asıl sezon şimdi başlıyor. Biz bu saatten sonra transferlere başlayacağız. Bu saatten sonra transfer duyumlarına başlayacağız. Çünkü arkadaşlar yazın planlaması şimdiden yapılıyor. Biz şimdiden planlama yapacağız. Bak ben size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe inşallah şampiyon olur. Şampiyonlar Ligi'nin yolunu tutar. İşte o zaman Tadiç'i yedekleyecek isim bulman lazım senin. Sen o zaman hani belki Şampiyonlar Ligi'ne kalacağın için belki Ferdi'yi elde tutabilirsin. Belki İsmail'i elde tutabilirsin. Sözleşmelerini güzelleştirip elde tutup bir sonraki sezon arkadaş ben sizi bu şimdi satsam 20'ye satarım 15'e satarım ama bir sezon durun ben sizi 50'ye satayım o zaman diyebilirsin. Ben Fenerbahçe taraftarına şunu söylüyorum. Dua edin Fenerbahçemiz şampiyon olsun. Fenerbahçe şampiyon olursa Allah aşkına bir potansiyele bak. Ferdi Osterwolde yüksek meblağ. Emir Ortakay, Omar Fayet bunlar boş isimler değil. Çağlar'ın o zaman parası şeyini alırsın. Bonservisini alırsın. Ciku, Bekao, Bonucci. Belki de göndereceğin isimler. Osayi Samuel. Biz Osayi'yi kesin okuturuz. Mert Müldür var. Arkaya bir tane daha isim çekersin. Orta sahada bak İsmail. Yabana atılacak isim değil. Fred, Şimanski yabana atılacak isimler değil. İrfan Can, Cengiz yabana atılacak isimler değil. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını özellikle de bu yüzden istemiyorlar. Fenerbahçe futbolcu satar. Borcunu öder de Fenerbahçe satışa sunulmaz diye. Şimdi ben düşünüyorum. Diyorum ki kulüpler borcunu ödeyemezse ne olur? Kulüpler satılır. Herkesin işine gelir. Düşünsene Fenerbahçe'yi Arap bir milyarderin aldığını düşün.
Fenerbahçe taraftar sayısında ciddi azalma meydana gelebilir. Gelebilir. Ya da İsrailli bir iş adamı aldı diyelim. Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı fark etmez. Trabzonspor'u. Arkadaşlar, bence amaç futbolu biraz daha azaltmak, elit seviyeye çıkarmak, yayın geliri cartı curtu düştüğü için başka yerlerden şey yapmak gibi. Ha, Fenerbahçe şampiyon olursa Türk futbol tarihinin kaderi değişir. İyi bana da kaderi değişir. İnşallah da oluruz. Akşamki maçta Fenerbahçemize başarılar diliyorum. Şimanski, Ceko, Tadiç, suskunsunuz. Üçünüze de küfür ediyorum. Valencia'ya yaptığım zaman işe yarıyordu. Size de küfür ediyorum. Bakalım işe yarayacak mı? İşin şakası bir taraf ama takımımıza başarılar diliyorum. Taraftarımıza da rica ediyorum. Lütfen 30 metreden 50 metreden vur 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 saçmalığından vazgeçin. Hep destek tam destek mottosunu asla ve asla unutmayın. Takımımıza canı gönülden taraftarlık edin arkadaşlar. Rica ediyorum bak. Rica ediyorum. Sadece rica ediyorum. Başka Fenerbahçe yok. O yüzden rica ediyorum. Eğer başka Fenerbahçe varsa buyurun onu tutalım. Buyurun ona gönül verelim. Başka Fenerbahçe yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.